Sağlıklı günler sevgili izleyenlerimiz. Akit TV ekranlarından, Sağlık Vakti programından hepinize merhabalar. Sevgili izleyenlerimiz, bugünkü programımızda çocuklarda alerjiyi konuşacağız. Çok önemli bilgiler paylaşacağız önümüzdeki dakikalarda. Özellikle çocuklarında alerji sıkıntısı olan sevgili anne babaları ekranlarının başına birazcık daha dikkatli bir şekilde davet ediyoruz. Zira çok değerli bir isim bugün stüdyo konuğumuz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Hayri Gözlüklügiller hocamızla birlikteyiz. Ki kendisi aynı zamanda 150 soruda fıtrata uygun çocuk eğitimi ve 450 soruda Anadolu ekolü ile gebelik ve annelik kitaplarının da yazarı ve bu kitaplar da henüz yeni yayınlandı. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum Sayın Bey. Değerli hocam, alerji öyle bir durum ki anne babaların birçok uzman hekimlerden, doktorlardan ya çocuğunuzda alerjik durumlar var dolayısıyla bu sıkıntıları biraz bundan yaşıyorsunuz dedikleri bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz anne babalar da alerjiyi çok büyük bir kümede görüyoruz ama içerisine ya her rahatsızlığın altında da bu alerji mi yatıyormuş diye içimiz soruyor, cevabını da kendimiz çok bulamayabiliyoruz. Dilerseniz şöyle bir alerjiyi tanımlayarak başlayalım. Bu alerji dediğimiz rahatsızlık nasıl bir şeydir ve kimlerde daha çok rast gelir? Esasında astımı tanımlamak lazım. Yani şimdi biz astım deyince bütün annelerde aynı sıkıntı var. Alerjiye bağlı olduğunu düşünüyorlar. Esasında iki tip astım vardır. Bizim bu kadar alerjiden korkma sebebimiz esasında astımdır zaten. Astım ve astımın sonrasında gelişen akciğer bozukluklarına bağlı akciğer yetmezlikleri ve gerektiğinde nakil olması gerektiren durumlardır. Bizim astımın ancak %30'luk bir kısmı alerjiktir esasında. Geri kalan kısmı alerjik olmayan, yani vücudun her şeyinde, her alerjenle karşılaştığında veya her strese girdiğinde vücudun kendi ürettiği interlökinlerle bronşlarda daralmalar oluyor. Bunlara biz esasında astım atakları diyoruz. Bu astım ataklarının da ancak %30'luk kısmı alerjiye bağlı. Geri kalan %70'lik kısmı vücudun kendine karşı ürettiği bir reaksiyon. Evet. Esasında en büyük ayırt edilmesi gereken şey bu. Ve genelde de zaten yani astım başlangıcı ya da eğer müdahale edilmezse astıma gidebilir diye uzmanlar... Hassas akciğer tanımı daha çok kullanılıyor bu dönemde. Bu önemli. Peki hocam, çocuklarımızdaki dediğiniz gibi alerji ile astımı ayırmak lazım birbirinden. Alerjik bir yapıdaysa çocuğumuz nasıl tespit ediliyor? Şimdi en önemli şey yeni doğan döneminden itibaren bir defa ailesel yatkınlık var mı? Yani eğer anne ve baba astımlıysa veya alerjik insanlarsa çocuğunun da alerji olma şansı %30. Sadece tek bir ebeveyninde varsa %20. Zaten bu bir defa %30'da başlıyor şimdi bir şekilde. Ondan sonra çocuğun durumuna göre bakıyoruz. Bizim ailelerimizin en büyük yaptığı yanlış ne biliyor musunuz? Böyle çocuğu odasını süslemek. Esasında çocuğun odası süslenmemeli. Çocuğun odası çok sade. Bir yatak olacak. Bir dolap olacak. Başka hiçbir şey yok. Halı bile olmaması lazım çocuğun ilk aşamada odasında. Neden? Çünkü alerjik reaksiyonları tetikliyorsunuz. Ne kadar erken alerjik reaksiyonları tetiklerseniz astıma gidiş süreciniz o kadar hızlanıyor. Eğer çocuk uyurken sürekli nefes alıp verirken horlama ses gibi ses duyuyorsanız burun tıkanıklığına bağlıdır veya alerjiye bağlıdır. Bunun dışında çocuğun cildinde sürekli kızarıklıklar oluşuyorsa, çocuğunun istemediğimiz halde sürekli böyle minik minik lekeler oluşuyorsa, çocukta burun tıkanıklığı varsa mutlaka alerji yönünden irdelenmesi lazım. Bir doktora gitmeleri lazım. Bizim ailelerimizin yaptığı büyük hatalardan birisi de çocuğun sürekli burnunu serum fizyolojiklerle aşmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Çünkü yararlı olan burun epitelini de yok ediyorsunuz aynı zamanda. Biz onun için ailelere şunu tavsiye ediyoruz. Sadece günde bir kere buruna serum fizyolojik damlatma ve burun açma uygulaması yapın. Onun dışında yaptığınız her şey esasında çocuğun burun epitelinin kaybetmesine ve ileride bu çocuğun astıma yatkınlığına sebep olacaktır diye biz aileleri özellikle uyarıyoruz. Evet. Özellikle hocam yeni dönem, yeni doğan dönemi çok daha önemli. Çok daha önemli. Burada yaptığımız yanlışlar çocuğun ileride astım olma ihtimalini artırıyorlar. Mesela aile ebeveyn evde sigara içiyorsa artık bu kanıtlanmış bir süreç. Anne sigara içiyorsa çocuk 4 sigara içmiş oluyor. Baba sigara içiyorsa 2 sigara içmiş oluyor. Hep böyle bizim kendi savunmamız vardır ya işte ben pencereyi açıp içiyorum. Esasında ben ne bileyim balkonda içiyorum. Öyle değil. Üstünüze sinen nikotin bile çocuğu rahatsız etmeye yetiyor zaten. Evet. Onun için sigara içiliyorsa eğer evde anne baba da içiyorsa bu %30'luk oran birden %50'ye çıkıyor. O derece. Tabii ki. Buradan sevgili anne babalar bakın
Yani sigara içtiğiniz zaman kendinize ne kadar zarar verdiğinizi farkındasınızdır zaten ama hani derler ya kendim için bir şey istemiyorum, çocuğum için var. Bari çocuğunuz için aman sigarayla alakalı olan muhabbetinize bir ara verin. En azından çocuk bir böyle 7-8 yaşına gelince. En azından. Hatta hiç içmeyin. Hatta hiç içmeyin. Çok şimdi anneler en çok şundan şikayet ederler. Ya doktor bey bizim çocuk işte süt almak istemiyor. Başını çeviriyor, geriye çekiyor. Ben hemen sorarım sigara içiyor musunuz diye. Sigara içilince o nikotin kokusu ve o tat, acı tat çocuğa sütü reddetmesini sağlıyor. Ve ciddi bir problem esasında. Yani anne sigaradan vazgeçemiyor, çocuğu emzirmeyi bırakıyor. Böyle de sıkıntılarımız var. Evet. Maalesef bir bağımlılık, ona da bir şey diyemiyoruz. Peki hocam tekrar alerji durumuna geri dönecek olursak. Kimler yatkındır? Az önce dedik annesinde ve babasında bir astım süreci varsa %30 bir defa baştan oluyor. Ama bir de şunu ben irdelemek istiyorum hocam. Eskiden bu kadar yoktu herhalde. Yani bizim çocukluğumuzda ya da annelerimizin babalarımızın çocukluğunda yani astım böyle kanser muhabbeti gören bir hastalık gibiydi ama şimdi böyle nezle grip gibi bahsediyoruz. Şimdi tabii ki buradaki en büyük şartlar çevresel şartlar. Yani bu kadar çok radyasyonun, bu kadar çok hava kirliliğinin, bu kadar çok işte ozon delinmesinin olduğu bir dünyada bunlar ister istemez artış gösteriyor. Hem kanser artıyor hem astım artıyor. Bir de İstanbul'un havası çok rutubetli biliyorsunuz. Yani normalde işte %20, %30'larda rutubet deniz kenarında görürken İstanbul'da %48, %50'lere kadar çıkıyor. Evet. Bu durumda o astım reaksiyonlarının daha fazlalaşmasına yol açıyor. Sağlıksız binalar, yüksek binalar, işte sürekli havalandırılmayan evler, odası bir takım şeylerle doldurulan, şirin gözükmek uğruna doldurulan odalar, ailelerin sigara içme alışkanlıklarının son dönemde artması, geçmişte hiç ben hatırlamıyorum, bilmiyorum belki vardır ama yaşlılarımızdan, annelerden sigara içen olduğunu çok fazla hatırlamıyorum. Evet, genelde babalar. Yeni dönem ise de bu biraz daha fazla miktarda. Onun için bu tip çevresel faktörlerin etkisiyle de zaten %20 daha ekleniyor. Ne oldu? %70 oldu. Gitgide astıma gidiyoruz. Yani kaçınılmaz bir şekilde çocuk astımla uğraşıyor. Peki hocam az önce nemden bahsettiniz. Hemen aklıma şimdi böyle alışveriş merkezlerinde, çocuk merkezlerinde özellikle hava nemlendiriciler görüyoruz. Böyle havaya puf diye biraz böyle bulut gibi biraz bir, nem, bir şey ne verdiği de belli oluyor. Şimdi bir yandan dedi ki nemli hava sıkıntılı. Bu oda nemlendiricilerinde nasıl bakmak lazım bu bilgiyle beraber? Ya odaların bir defa rutubetin iyi ayarlanması lazım. Normalde bir evin ideal sıcaklığı 22 ile 24 derece arasında, rutubet de 48 ile 55 arasında. Bundan daha fazla mesela hava verme makineleri kullanılıyor. Evin zaten rutubeti 55. Daha da verince iyice rutubetli oluyor. Bu sefer astıma gidiyor çocuk. Evin yani kuruyorsa... Rutubetli hava astım için istenmeyen bir şey. İstenmeyen bir şey tabii ki. Bu bilgi önemli. Bu yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela evlerde izolasyon sistemleri. Eskiden hani derdi ki kuzeyde ev alma soğuk olur. Öyle değil şimdi. İzolasyonlar harika. Esasında bu izolasyonların harika olması da evin sağlık durumunu değiştiriyor. Bu sefer ev ne oluyor? Terleyemiyor. Ev dışarı atamadığı zaman bu şeyleri, suları, evin içinde rutubetler oluşuyor. Ve rutubetler oluştuğu zaman da çocukta astıma gidişi artıyor. İşte bu çevresel faktörlerden bir tanesi de bu. Peki hocam şimdi çocuğumuz sık hastalanıyor. Çocuğumuz sürekli bir üst solunum yolları yani böyle 15-20 günde bir, ayda bir doktora taşınıyoruz. Ve genel manada da biraz rengi soluk görüyoruz. Şimdi mesela bir anne babanın beraber kafa sesi olmuş olalım. Böyle bir çocuk için öncelikle nelere dikkat etmek lazım? Ve alerjiye yatkınlığı nasıl tespit ediliyor bu çocuklara? Şimdi 2-3 yaşındaki bir çocuğunuz var ve sürekli senede 5'ten fazla hastalanıyor. Öksürük krizleri oluyor. Gece yatınca öksürükleri artıyor. Geniz akıntısı var sürekli. Pis kokulu bir geniz akıntısı. Burun eptene bakıyorsunuz çocuğun. Burun epteli dediğimiz işte burnun kıpkırmızı ve şiş. Gözleri sürekli yaşarıyor. Güneşe çıkamıyor. Özellikle açık tenliler için bu çok geçerli. Onun dışında kuru öksürük ve sürekli gibi geniz temizleme hareketi yapıyorsa bu çocuk alerjik çocuktur. Bunu vakit kaybetmeden bir hekime götürmeniz lazım ki önlemini alsın. Önem almazsak zaten hani geçici wheezing diyoruz bunların çoğuna. Yani geçici astım, çocuklukça astımların %70 geçicidir. Ama dikkat etmezsek 4 yaştan 5 yaştan sonra bu iş artık kalıcı hale dönür ve ömür boyu devam eder. Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarına döner bu iş ve işte işin
sıkıntısı 40'lı 50'li yaşlarda oksijene bağımlı hale gelir çocuk. Allah korusun. Bu bilgi önemliydi hocam, tekrar edelim. Mesela hocam bazı çocuklar var şeyde ilkokul çağına gelmiş, yani sürekli burnu akıyor. Hatta şey derler, dalga geçerler arkadaşları, ya burası yeşildir böyle, sürekli burnunu silen çocuklar vesaire. Bu 4-5 yaşı için de geçerli. Sonuçta çocuğun burnu sürekli akıyorsa, bu biraz kokuluysa, bunun mesela genelde sarı da olmuyor hocam değil mi? Yani böyle su gibi sürekli su gibi, geliyor. Evet, evet. Bu aksırma, öksürme sürekli olası. Gözler yaşarıyorsa. Burunda, bu çocuk, burun hep tende kızarıklık varsa çok önemli. Kızarıklıklar da varsa bu çocuk alerjik çocuk olmak ihtimali çok yüksek. Çok yüksektir. Doktora bunun gitmeniz lazım. Ne de olsa ya bu çocuktur, çok da önemsemeyelim. Bizim çocukluğumuzda da burnumuz hep akardı dememek lazım. Takip etmek tabii lazım. Ki. Bu önemli. Peki hocam neler yapılıyor? Biz böyle bir çocuğumuz var ve uzmana götürdük. Süreç nasıl, bu çocuğun alerjik olduğu nasıl tespit ediliyor? Hangi testler yapılıyor? Bundan önce bu alerji konusunda yine çok önemli sıkıntılardan bir tanesi de gıda alerjileri. İlk alerjilerin başlayış şekli esasında gıda alerjisi olarak çok başlıyor. İşte süt alerjisi son dönemde moda, yumurta alerjisi. Bunlar da hep bence GDO'lu gıdalardan kaynaklanıyor. Herkese bunu şunu tavsiye ediyoruz. İlk 6 ay mutlaka anne sütü kullanın. Anne sütü kullanmazsanız çocuğunuz alerjik olur. 6 aydan önce ek gıdaya başlamayın. Ek gıdaya başlarsanız çocukta gıda alerjisi gelişme şansı %70'lere çıkıyor. Bu %70'ler geliştiği zaman da ileride bu astıma dönüyor. Evet. Bunların hepsi birer süreç. Ailenin dikkat eksikliğinden kaynaklı. Birden ek gıdayı yükleme şeklinde vermesi, 6 aydan önce ek gıda vermesi. Bunların hepsi esasında alerjiye davetiye çıkartıyor. Bir çocuk bize geldi. Ne yapıyoruz peki? Esasında toplumda çok yaygın bilinen şekliyle deri testleri var. Fakat deri testlerinin 4 yaştan önce sonuç vermesi çok mümkün gözükmüyor. Ve genelde yanıltıcı oluyor. Yani bakıyorsun işte süt alerjisi var ama esasında çocuğun süt alerjisi yok. Veya toz alerjisi var ama esasında yok. Onun için 4 yaşına kadar sırttan ve koldan yapılan prick ve patch testi denilen testlerin yapılmasını çok uygun görmüyoruz. Aileler diyor ki peki daha önce nasıl tespit ederiz? Kandan tespit edebilme yolu var. Fakat 6. aydan önce çok net sonuç vermiyor. Hatta 1 yaştan önce vermiyor çünkü immünite oluşmuyor. Evet. Her bir kan testi için de 2,5-3 mililitre kan almak lazım. Mesela süt alerjisi bakacaksın 2,5. Yüzlerce alerjen var. Yani 300 tane sık alerji yapan madde var dünyada, yeryüzünde. Peki hocam, bir de bazı sağlık kuruluşlarında görebiliyoruz. Bir tüp, yani tüpten biraz fazlaca bir tüp alıp kandan alerjilere bakıldığı. Bu da bir yöntem olarak var mıdır? Var. Bu testlerde, spesifik testler değil. Kalitatif testler, yani güvenirliği çok fazla olan testler değil. İmmün Pro 300, Pro 100, 100'lü alerjen, 300'lü alerjen, 200'lü alerjen bakılıyor. Yine en azından 15-20 cc kan almak gerekiyor. Spesifitesi, yani duyarlılığı yüksek değil ama sonuç fikir verebiliyor. Ben bu testin de 3 yaşından önce yapılmasını önermiyorum. Önermiyorsunuz. Peki hocam burada bizim şunu anlamamız gerekiyor o zaman. Yani biz alerjilerle alakalı kesin fikirlerimizi bir 3 yaşından önce pek alamayacağız. Alamayacağız, evet. Dolayısıyla bu belirtiler varsa varmış gibi hareket edin. Genel tedbirler, yani hayati anlamda önem taşıyan işte buğday alerjisi, süt alerjisi, yumurta alerjisi, bunların içine bakıyoruz. Toz alerjisi düşündüğümüz çocuklarda tedbirimizi alıyoruz. Ne alıyoruz? Mesela evde canlı çiçek varsa kaldırıyoruz. Yattığı odada halı varsa kaldırıyoruz. Yatak yorgan hazır, yatak yorgan oluyor. Günlük hiçbir şey koymuyoruz. Parfüm, deodorant kullanmıyoruz. Evde çamaşır kurutmuyoruz. Bunların hepsi alabileceğimiz tedbirler. Evde çamaşır kurutmamak, bu da önemli. Çünkü o evi nemlendiriyor. Artı deterjanın da bu kokusu vesairesi. Bu çocukların kokulu bir şey hiç ortamlarda bulunmaması, bulunmaması lazım. Evet. Peki süreci devam ettirelim. Bakıldı ve görüldü ki çocuk alerjik. Yani demek ki 3 yaşından sonra oldu. 4 yaşında, 5 yaşında. Alerjik bir evladımız var. Allah bağışlasın. Nasıl yaşayacak hocam? Hayat boyu bu devam eder mi? Ve bu çocuk hangi yaşlarda nelere dikkat etmemiz lazım? Süreci nasıl işler? Ne iyi bir durum ki 7-8 yaşından sonra %70'i bu işten kurtuluyor. Aile dikkat ettiği sürece. Esasında aileler çok dikkat etse belki de %90 kurtulacak. Fakat maalesef %15-20'lik kısmımız astıma dönüyor. Astıma döndüğü zaman da ömür boyu tedavi alması gerekiyor. Bu ciddi bir sıkıntı. Bir sürü tedavisi var. İşte antihistaminiklerden başlıyor da kortizonlara kadar giden geniş yelpazede tedaviler var. Her biri ayrı bir dert ama kortizon kullandığı zaman inanılmaz derecede sıkıntılarla karşılaşıyoruz.
Bazen çaresiz kalıp aşı tedavisi uyguladığımız çocuklar oluyor. Ama bu duruma gitmeden önce en önemli şey baştan tedbirini almak. Tedbirini almak. Peki bu tedaviler hocam ne zamandan itibaren başlar? Yani çocuk anladığım kadarıyla 3 yaşından sonra ancak tespit etmeye, yani tabii, tam adını koymaya başlarız. Çünkü mesela iğneden bahsettiniz. İğne ile alakalı anne babalar bu iğnelere birazcık mesafeli yaklaşıyorlar. Yani içeriği ile alakalı halk arasında çeşitli spekülasyonlar oluyor. Ondan sonra olumsuz yönde spekülasyonlar oluyor. Bunları biraz değerlendirecek olursak astımın özellikle astıma varmaması için yapılan süreçteki tedavilerle alakalı biraz fikir verebilir miyiz? Ne gibi işler? Şimdi esasında birçok alerjinin tedavisi kolay eğer tespit edebilirsen. Mesela çocuğun fındığa karşı alerjisi vardır. Fındığı kesersin, fındık çok da elzem bir şey değil. Örnek olarak veriyorum. Veya ne bileyim işte çipura balığına alerjisi vardır. Çipura yedirmezsin, başka balık yedirirsin ve çözmüş olursun. Esas şey önlem ve tespittir. Evet. Evde mesela halı bulundurmazsın, toz alerjisini çözmüş olursun. Veya işte ne bileyim yatağa yorganı yün yapmazsın, toz alerjisini çözmüş olursun. Bunun bir sonraki aşaması antihistaminikler dediğimiz piyasada bir sürü şey bulunan ilaçlar. Eğer onunla da tedavi yanıt alamazsak lokotriyen antagonistleri dediğimiz çiğneme tabletleri var. Onları kullanıyoruz. Bunlarla da yanıt alamazsak ve senede 5'in üzerinde kriz olursa bu sefer kortizon başlıyoruz. Sürekli çocuk hırlıyorsa, koştuğu zaman yoruluyorsa, koştuğu zaman iş yapamıyorsa kortizonlara başlıyoruz. Fakat ne yazık ki %10'luk bir kısım buna da yanıt vermiyor. Ve hızla çocuk koşar adım astıma gidiyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Bu durumda da aşı tedavisi. Aşı tedavisi dediğimiz şey şu. Mesela toz alerjisi var çocuğun. Tozu küçük dozlarda vererek vücuda alıştırıyoruz. Esasında vücudun o tozları, o şeyleri dövmesini sağlıyoruz. Vücudumuz sürekli rahatsız eden şey. Bir müddet sonra vücut artık onunla baş etmesini öğreniyor ufak dozlarda verdiğimiz gibi. Aşı gibi. Yani normalde de aşı düşük doz canlı mikrop verirsin de vücut direnç kazanır. Aynı şekilde. Bir müddet sonra direnç kazanabiliyor. Yan etkisi var mı? Evet. Karaciğer ve böbreğe zarar verebiliyor. Fakat biz kar zarar hesabı yapıyoruz. Tedaviyle de başarılı oranı %70'e yakın. Onun için ara ara denediğimiz, uyguladığımız tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Evet. Ama ne olursa olsun bence en son çare olarak bu yapılmalı. Yapılmalı. En son çare olarak. Peki hocam yine alerjilerden devam edecek olursak bu çiğneme haplarından bahsettiniz. Çiğneme hapları görebildiğim kadarıyla çocuklara özellikle bu dönemlerinde yani 3, 4, 5, 6 yaş bu dönemlerde fazlaca önerilmeye başlandı. Çünkü bu dost sohbetlerinde, aile sohbetlerinde akşam çiğneme hapımızı kullanıyoruz akşam yatarken. Bunu birazcık anlatır mısınız anne babalara daha iyi anlamaları için? Yani bu çiğneme haplarının rolü ne oluyor? Şimdi akciğerden anlatayım. Akciğer şöyle bir borulardan geçen bir sistem. Buna alerjen girdiği zaman burada öncü hücreler çıkıyor. Eski Türk terimi akıncılar çıkıyor. Cevap veriyor. İşte bu yüzeyi kaplayan antihistaminikler vardır. Şuruplar. Hani şurup veriyoruz derler, ismini zikretmek istemiyorum. Bunlarla baş edemiyorsan bu sefer buradan bu hücrelerin ateşlemesini sağlayan yani kör kurşun ateşlenmesini sağlayan lokotriyen antagonistleri var. Yani gidip o şeye bir mermi gibi düşünün, silah ucu var, bir sürü bekleyen insan var etrafta. Kontrolsüz şekilde ateş ediyorlar. Bu mermilerin uçlarını kapatan antagonistler var. Bunu antagonistlerimiz karşıt olan. İşte bu çiğneme tabletleri dediğimiz şey bu. Bunu da yapamazsak kortizon kullanıyoruz. Kortizon yararlı zararlı ne varsa yok ediyor da. Esasında yani en ağır hani savaşta atom bombası neyse esasında kortizonda vücudu tamamen giriyor ama vücuda bir oza kadar da zarar oluyor. Zarar olabiliyor. Yani bir yandan zararlı mikropları giderirken yararlı olabilecek esasında yapıyı da mahvediyoruz. Esasında mesela insanlar diyor hocam işte rahatlamıyor ya diyorum sabredin. Yani evet kortizonla bunu rahatlatabiliriz ama bedeli çok ağır olur. İşte ben geçen sene gittiğim Amerika'daki kongrede çocuğun birisine 5 yaşındaki çocuğa protez takılmıştı kemik erimesinden dolayı. Kortizon, 3 sene kortizon kullanmış çocuk. Onun için hani bir şeyi yaparken bir tarafı da yok etmemek lazım. Hocam bir kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Tabii. Sevgili izleyenlerimiz, alerjiden bahsediyoruz. Çocuklarımızdaki alerjiden bahsediyoruz bugün programımızda. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, yardımcı doçent doktor Hayri Gözlüklügiller hocamızla birlikteyiz.
Programımızın ikinci bölümünde yine sohbetimize devam edeceğiz. Yine alerji hususundan devam edeceğiz. Çünkü bu konuyla alakalı öğrenmemiz gerekli olan çok önemli bilgiler var. Çocuklarımıza özellikle yaşam tarzımızı idame ettirirken, düzenlerken çok dikkat etmemiz gerekli olan hususlar var. Bunları da önümüzdeki dakikalarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız inşallah. İzleyenlerimiz Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programında beraberliğimiz devam ediyor. Bugün çocuklardaki alerji sıkıntısından bahsediyoruz. Alerjiye bağlı olabilecek rahatsızlıklardan bahsediyoruz. Programımızda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Hayri Gözlüklügiller hocamızla birlikteyiz. Programımızın birinci bölümünde alerji nedir, alerjik durumlu çocuklar nelere dikkat etmesi lazım, belirtileri nelerdir, tedavisinde nasıl yaklaşımlar vardır, nelere dikkat etmemiz lazım günlük hayatımızda, bunlarla alakalı bilgileri sizlerle paylaştık. Programımıza bu dakikalar itibariyle eğer katılmışsanız, tavsiyemiz programımız yayınlandıktan kısa bir süre sonra Akit TV'nin YouTube kanalına programımız yüklenmekte. Tekrar buradan izleyebiliyorsunuz. Bunun da hatırlatmasını yapalım ve değerli hocamızla yine alerji hususunda sohbetimize devam edelim. Hocam, alerjik bir çocuğumuz var ve yaşı da artık yavaş yavaş ergenliğe doğru geliyor ve sıkıntımız ama devam ediyor. Bu noktada ki siz %70, %80, %90'a kadar genellikle ergenliğe varmadan çözülür dedik. Ama çözülmeyen çocukları birazcık da konuşalım. Hayatları nasıl devam eder? Nasıl bir süreç onları bekliyor? İşte buradaki 12-13 ergenlik döneminde en önemli problem sosyal problem. Şimdi çocuk çok rahat koşup oynayamaz. Çocuk ortamlara giremez. Böyle kapalı bir ortamda biraz durduğu zaman sürekli, hani eskiden biz küçükken yapardık ya, burnunu silerdi. Aynı şey olur. Yani orada arkadaşlarına karşı rezil olur. İlaç kullanması ayrı bir sorun. Çünkü sürekli kronik ilaç kullanan, uzun süre ilaç kullanan çocuklar genelde toplumda kabul görmezler o arkadaş grubunda. Hı hı. Ve onlardan genelde arkadaş grubunda soğurlar. Bir de hani karşı cinsi tanımayla birlikte kendine daha çok dikkat etme dönemi. İşte bu alerji o zaman bizde sosyal bir fobi olarak ortaya çıkıyor. Yani çocuk çok fazla ortamlara girmemeye çalışıyor. Hastalığı bilinsin istemiyor. İster istemez rahatsız oluyor. Hızlı koşup oynadığı zaman rahatsız oluyor. Efor sarf edemiyor. İşte bunlar sosyal patlama. Yani zaman zaman çocuklarda, ergenlik döneminde çocukların hayattan zevk alamama sebeplerinden bir tanesi bu. Buna dikkat ediyoruz. Bu önemli. Peki hocam, tedavileri nasıl devam ediyor? Hayat boyu mu devam ediyor? Hayat boyu devam ediyor tabii. Hı-hı. En önemli şey hayat boyu tedavisinin devam ettirilmesi gerektiği. Bir de hocam, şimdi astım dediğimiz zamanki mekanizmayı da birazcık anlatır mıyız izleyenlerimize? Astım dediğimiz zaman artık astım olmuş bu çocuk. Ne olmuş oluyor yani? Vücutta nasıl bir aksaklık var? Vücutta normalde bizim akciğerimizin reaksiyon vermesi için 100.000'in üzerinde partikülün girmesi lazım. Yani aşağı yukarı 1 gram kadar bir partikülün girmesi lazım. Burada bir tek toz bile gelse vücut kendini korumaya alıyor ve bronşları daraltıyor. Bronşları daralttığı için rahat nefes alamıyor çocuk. Bu sefer sürekli en ufak bir ortamda bile alerjik reaksiyonla karşılaştığı zaman tıkanıyor. Bu ister istemez çocukta korkular oluşturuyor. Strese giriyor. Strese girdiği zaman bu tıkanma daha çok artıyor. Yani rahatça nefes alıp veremiyor çocuk. Bu ciddi sıkıntı. Bu peki hocam, gerçekte de bu daralıyor mu? Daralma hissi mi geliyor? Daralma hissi oluyor çoğu zaman. Yani gerçekte şunun yüzden sordum. Yani mesela bir panik atak rahatsızlığında nefesinizin yetmemesi gibi bir durum olur mesela. Evet. Nefes alamıyorum zannedersiniz ama aslında nefes alıyorsunuzdur. Bu astımda da yani ciğerler gerçekten daralıyor ve tıkanıyor mu, yoksa tıkanıyor hissi mi oluyor? Esasında birçoğu bunların his. Yani esasında o kadar ölümcül veya sıkıntılı bir hale gelmiyor. Ama çocuk onu öyle hissediyor. Öyle hissediyor. Daralacağını hissettiği zaman gerçekten strese bağlı daralmalar oluşuyor sonradan.
esasında ilk aşamada oluşmuyor. Oluşmuyor. Bu daha sonra bu strese bağlı panik ataklar geçiyor tabii. Ona bağlı olarak da çocuk rahat nefes alamıyor tabii. Peki hocam, sıkışma dedik. Sıkışma ki sadece astımlı çocuklarla değil, çocuk doğduğundan itibaren anne babaların en az birkaç defa çocuk müşahedesine gitmişliği vardır. O malum böyle buharı vermiştiği vardır. Buharı koklamış. Sıkışma dediğimiz şeyi biraz tanımlayacak olursak, çünkü burası da önemli. Sıkışmanın ne olduğunu anne babalar bilirlerse zamanında hekime gitmek sanırım bu açıdan önemli. Sıkışmayı tahmin edemezsek ya da şey yapamazsak, önemsemezsek çocuğa ne olur? İkinci sorun da bu olsun. Çocukta en önemli üst solunum yolu enfeksiyonu başladı mesela. Fark etmediniz. Hemen gırtlağa iner. Bu şekilde nefes almaya başlar. Esasında bu acil durum sinyalidir. Mesela hastaneye gitme şansınız yok gece. İşte arabanız yok veya işte ne bileyim gece bu bir şey bulur. Gece 3-4. Ne yapacaksınız? Ya pencereyi açacaksınız, hava aldıracaksınız çocuğa. Ya buzdolabının kapağını açıp buzdolabından temiz hava almasını veya soğuk hava almasını. Soğuk hava o bronşlardaki daralmayı azaltıyor. En azından sizi 1-2 saat kadar idare edebilir. Yine gidip buhar vermeniz gerekir ama esasında o aktif kriz dönemini atlatmanıza yardımcı olur. Yazsa hocam, hava sıcak. Yazın çok fazla şey yapmaz zaten esasında. Gerçekten. Genelde mevsimseldir. İşte Eylül'de başlar, Mart'a kadar devam eder. Eylül'de başlar, Ocak'a kadar devam eder. Mart'ta başlar, Mayıs sonuna kadar devam eder. Ama serin hava, yani dediğiniz gibi ya buzdolabı ya da dışarıdaki bir penceredeki hava, bu en azından kriz durumunu rahatlatmaya yarıyor. Rahatlatmaya yarıyor. Bu bir. İkincisi, nasıl bir haldir? Yani çocuğun mesela sıkışma durumunda mesela beslenmesine dikkat etmek gerekir mi? Ya da bu havayı alma süreciyle aradaki geçen süreyi nasıl geçirmek lazım? Bir daha alabilir miyim sonra? Özellikle mesela sıkışmış çocuğun, yani işte nedir? Karnından nefes alıyor ya da çok sık nefes alıyor. Bu çocuklar mesela beslenirken, çünkü kimisi de süt çocuğu, emiyor çünkü annesini. Bu açıdan dikkat etmemiz gerekli olan... Onlar zaten besleyemezsiniz. Onlar direkt hastaneye, artık karın solunumu başladığı zaman bu bizim halk arasında bilinen şekilde çene atmadır zaten. Yani çok kısa bir süre içerisinde solunumun tamamen depresi olacağını gösterir. 5 dakika veya 10 dakika. Onun için zaten direkt hastaneye gitmeniz lazım. O durumda çocuğu beslemek çok büyük bir sıkıntı verir. Çok büyük sıkıntı. Bu bilgi önemli. Çünkü baktığınız çocuğunuzda çok sık nefes alma var sevgili izleyenler. Karın solunum. Bir de karnı inip kalkıyorsa. Karnı inip kalkıyorsa. Bu ciddi bir sıkıntının habercisidir. Hemen gitmeniz lazım. Hemen gitmeniz lazım. Burada hocam bu havayı solumak, hastaneye gittiğimiz zaman genelde çünkü o havayı solumayı da birazcık anlatırsak ne olmuş oluyor? O işlem ne katıyor? Esasında orada düşük düzeylerde oksijen vermiş oluyoruz. Bu oksijenle bronşlar açılıyor. Bronşlar açıldıktan sonra da gayet rahat çocuğun nefes almasını sağlıyoruz. Burada ilaçlar veriyoruz. Kortizon da verebiliyor çok sıkışıksa. Veya işte ne bileyim bronşlar açıcı ilaçlar veriyoruz. Buradaki amaç bronşlardaki daralmayı yok etmek. Yok etmek. Burada hocam peki tam da içinde kış mevsiminden geçiyoruz. Şu ara çok üst solunum yolları sıkıntıları var. Üst solunum yolları enfeksiyonlarıyla alerjiyi birbirleriyle ilişkilendirecek olursak bunlar biraz paralel mi gidiyorlar? Çünkü hep üst solunum yolu alerji, alerji üst solunum yolu gibi çok karıştırılıyor. Genelde alerjik reaksiyonların ilk çıkma şeyi üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlıdır. Yani o tetikleyici bir faktördür. Yani çocuk sürekli alerjik ama krize girmez mesela. Sürekli krize değildir. Niye? Çünkü bir enfeksiyon geçirmesi lazım veya bir tepkime, yani çok yoğun bitki örtüsünün olduğu orman gibi, piknik alan gibi ya bir yere gidecek ya da gribal enfeksiyonla karşılaşacak, üst solunum yolu enfeksiyonuyla karşılaşacak, öyle tetiklenecek. Zaten en ağır astım krizlerini yapanlar da virüslerdir mesela. Tetikleyen bir RSV virüsü var mesela. %40'a yakını ölümle sonuçlanan bir enfeksiyondur. RSV yakalanan alerjik astımlı çocuğun uzun süre hastanelerde yatması gerekir. Bu noktada hocam peki özellikle yine alerjiden devam edecek olursak, bir şeye alerjisini biliyoruz. Örnek verdiniz siz de değil mi? Fındık dediniz mesela. Ve kazara da arkadaşlarıyla fındığı yedi. Alerji böyle bir anda bizim teyakkuza geçirecek derecede bir durum mudur bu? Evet. Yani böyle ölümle falan sonuçlanacak bir derecede alerjisi var mıdır böyle bir şey? Zaten ölümle sonuçlanan alerjilerin en büyük ekseriyatı budur. Ya penisilin yapılmıştır. Birden küçük şişer.
Yüzünde kızarıklık başlar çocuğun. Onu önemsemezsin ya kızarıklık. Birden küçük dil şişer. Yani ortalama reaksiyon 5 dakika kadardır. 5 dakika hani, sonrasında hemen boğulmaya başlar. Evet, nefes alamaz hale gelir. Orada ne yapmak lazım? Allah kimsenin başına vermesin ama bir tane kalem bulacaksınız. Çaresiz kaldınız. Çünkü hastaneye gitmeye şansınız yok. Yani hastane, en yakın hastane size 5 dakika bile uzaktaysa olmaz. Şuradan gırtlak Adem elması dediğimiz yer var ya, onun altından kalemi sokacaksınız. Yani bunu yapabilir mi herkes bilemiyorum ama tek hayat kurtarma şansınız bu. Bu bir alerjik reaksiyona girmiş bir kişi. Evet, tabii yetişkin de olabilir. Evet. Çünkü bir kişinin dediğiniz gibi mesela fındığa çok ciddi alerjisi vardır. Ve bir şekilde de fındığı yediği şeyin içinde bilmiyordur mesela. Fındığı yediği anda bu reaksiyon olabilir herhalde. Tabii olabilir, yani oluyor. Evet. Bir de hocam tekrar üst solunum yolları enfeksiyonlara geri dönecek olursak, üst solunum yolları enfeksiyonu deyince mesela geniz eti rahatsızlıkları da yine alerjiyle karıştırılması durumu söz konusu olabiliyor. Geniz eti ile alerjinin bu hususta nasıl karıştırılıyor ya da geniz etinin var olması ile alakalı ne gibi sıkıntılar yaşayabilir çocuklar? Biraz da bunlardan fikir verelim. Şimdi geniz eti sıkıntısı çocukların böyle burnumuzun arka tarafı, ya bizim de böyle burnumuzun arka tarafında bir et parçası var. Bademcik eti çektikçe orada et parçası biriktiriyor. Ve böyle karnabahar şeklinde et parçası gözüküyor. Bu geniz eti burnu kapattığı için çocuk nefes alıp veremiyor normal. Alıp veremediği için de sürekli alerjiyle karıştırılıyor. Esasında bir çocuk eğer yeni doğan döneminde sürekli hırlaması varsa bunun iki sebebi vardır. Ya alerjidir ya geniz etidir. Geniz etini de deniz suyuyla açamazsınız. Çünkü arkada et parçası vardır. Onu eritemeyeceğinize göre. Yani. Sürekli onu kullanmak insanlara psikolojik olarak rahatlık veriyor. Ama bu sefer esasında çocuğu ister istemez ileride daha ciddi problemlerle karşılaşmaya teşvik ediyorsunuz. Burada hocam tekrar şeyi yapalım, bildirelim. Birinci bölümde söylemiştiniz. Önemli, çocukların burunlarının açılması hususunda çok sık serum, fizyolojik, deniz suyu. Ki deniz suyu hocam, deniz suyu ne de olsa ya bunun bir yararı yok demek de sanırım sakıncalı. Bazen açıyor işte deniz suyu ama günde bir defa. Nasıl bizim mesela burnumuzu günde bir ya da iki defa temizlememiz lazım. Aynı şey esasında. Evet. Yani burnun mukus yapısını, kendi içerisindeki normal fıtrata uygun yapısını sürekli bu temizleyerek, aman açık olsun falan, bir de bizim annelerimiz titizdir sonuçta. Sürekli burnu açık olsun. En ufak bir hasta. Evet. Hatta yayından önce konuşmuştuk. Yani reklamlara bile konu bu burun açılacak diye. Hatta öyle ilginç aparatlar var ki hocam, yani burun deliğinden böyle çok o işkence gibi çekiyorsunuz, o çekiyor içindeki falan. Çocuk onu görünce kaçmaya çalışıyor. 3 aylık 4 aylık çocuk kafasını çeviriyor. O bakımdan yani o kadar fazla hassas olmayalım. Gerek yok. Çocuğun burnunun normal mekanizmasını da bozmaya böylece önüne geçmiş olalım. Bu bilgi önemliydi, bu uyarı önemli sevgili anneler. Çocuğumuzun burnunu sürekli temiz tutalım derken hayat boyu onu başka başka rahatsızlıklara sirayet edecek, vesile olacak durumlardan aman ha uzak olalım. Peki hocam, biraz ev ortamından bahsettik. Dedik ki ya çocuklarımızın odalarının sade olması lazım. Halı bile olmaması lazım. Bir de hocam bu kullandığımız mobilyaların işte boyaları, şehir hayatındaki yaşamış olduğumuz ortamdaki belli başlı sıkıntılar var. Ve çocuğumuz da alerjik. Nasıl şey yapacağız, bununla baş edeceğiz? Ya taşınacak mıyız, köye mi taşınacağız? Yok mudur bunun bir çaresi? Bunu yapanlar da var. Yani artık çaresiz kalıyorlar. Ve daha böyle deniz kenarı olmayan daha yüksek yerlere taşınıyorlar mesela. İç Anadolu bölgesinde çok az astımlı çocuk vardır. Genelde Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesinde astımlar daha yoğundur. Çünkü yüksek havalarda, yani oksijenin yüksek olduğu yerler, işte Kayseri mesela denizden 3000 metre daha yukarıda. Buralarda astım krizine girme veya astım şeyi çok az oluyor. Ama deniz kıyısı, İstanbul, İzmir, işte ne bileyim bir sürü deniz kıyısı yerler var. Bunlarda daha sık astımla karşılaşıyoruz. Daha sık rastlanıyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım sevgili izleyenler. Bir de hocam bu çocukların okula gitmesi de var. Yani mesela aslında değil miyim ya, alerjik yatkınlığı olan bir çocuğun anaokuluna başlama yaşı sizce ne olmalı? Bu hususta nasıl bilgiyi paylaşalım izleyenlerimiz? Şimdi eğer çocuğunuz alerjikse bence anaokuluna göndermek için acele etmeyin. Ve anaokuluyla gidip konuşun. Yani benim çocuğumun gıdaya karşı alerjisi var. Şunları vermeyeceksiniz. Alerjen gıdalar var. İşte ne bileyim çikolatalar, asitli gıdalar, işte
Chipsler, krakerler, bunları vermemek lazım o çocuğa. Bunu eğer aile iyi ayırt edebilirse veya iyi anlatabilirse esasında birçok sorunu çözebilir. Halı flex olan bir sürü anaokulu var, o yanlış. Çünkü o sürekli çocuğun tıkanmasına yol açıyor ve kısa sürede astıma dönmesine yol açıyor. Eğer bunu sağlayamamışsanız çocukta, yani sağlıklı bir ortam bulamamışsanız, sınıf sıklığının veya sınıf mevcudunun daha az olduğu ortamlar bulamamışsanız çocuğunuzu göndermeyin. Peki hocam, bir de özellikle 0-6 yaş döneminde çocukların daha bir sık hasta oluyor. Hele hele de anaokuluna başladıktan sonra bir anda hastalık sayısı çok artmaya başlıyor. Bu bizi endişelendirmeli mi? Yoksa bu hastalıkları yaşaması aynı zamanda buna bağışıklık kazanıyor diye rahatlamalı mıyız? Ben buna nasıl bakalım? Şunu söylüyorum ailelere. Çocuğunuzu cam fanusa yetiştirmeye çalışmayın. Ah, grip oldu. Olmadan olmaz çünkü. Vücut tanıyacak. Yani alfabeyi öğrenmeden, harfler öğrenmeden kelime çıkartamazsınız. Vücut da mikropları tanımadan kendi direncini geliştiremez. Onun için ufak tefek hastalıklara razı olacağız. Hatta olması iyidir. Evet. Ama çok ağır hastalık tabii ki olmasın. Evet. Yani bu hususta hele hele de okula başladıktan sonra çocuklar gerçekten ağırda birbirlerine mikrop değiştiriyorlar. Geçti mesela. Aynen. Ve yani haftada bir, 15'te bir, ayda bir mutlaka gerçi bir doktora gitme durumu söz konusu oluyor. Bundan çok da rahatsız olmayalım. Olmayalım tabii. Yani bu çocuğun çünkü. Hasta olmadan çocuk büyümez. Bunu bir defa kabul edelim. Yani ailelerde bir temizlik hastalığı var. Her yer temiz olsun. Çocuğun elini ne bileyim kolonyalarla falan silmeler. Bunlar yanlış. Çocuk bırak kirlensin. Çok ciddi hasta olmadığı sürece de hasta olmasına izin verin. Evet. Bir de hocam hazır az önce bahsetmişken, yeri de gelmişken, bu antibakteriyel sabunlar, antibakteriyel mendiller, antibakteriyel. Yani bu bakterilerle bu kadar ciddi savaş halinde olmamız sabun. Ne derece sağlıklı? Sabun. Ne tavsiye edersiniz? Suya ve sabuna dokunun. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bir de o kokulu oluyor onlar. O çocuğu iyice tıkıyor. Mentollü oluyor. Onlar yanlış şeyler. Antibakteriyel halı kavramını zaten ben hiç anlayabilmiş değilim. Çünkü halının tüyüdür zaten. Yani tüyünü yok edemediğin sürece o halı mutlaka alerjik reaksiyon verecektir. Verecektir. Yani halı hiç tüysüz bir halı da olamayacak. Film tarzı olmadığı sürece şey yapmaz. Aha. Peki hocam, onlar da o tür çocuklarda kilim ve yani artık şimdi şöyle de tarz şeyler var. İşte altı plastik, hiç tüyü yok gerçekten. Yere de yapışıyor neredeyse. Bu tarz halılar en azından bir çözüm olabilir mi? Olabilir. Yani eğer halı çok böyle şeyse, halı sermek zorundaysanız, mesela çocuğun odası soğuktur, kilim tarzı halı sereceksiniz. Hiç tüy olmayacak. Hiç tüy olmayacak. Bu bilgi önemli. Şeye tekrar geri dönecek olursak hocam, temizlik kavramı şimdi temiz olduğuna inandığımız yerler aslında kimyasal olarak kirli. Evet. Baktığımız zaman pis dediğimiz yerler de kimyasal olarak temiz olabiliyor. Bu ayrımı biraz anne babaların herhalde yapabiliyor olması ya, lazım. Temizlik hastalığı olmaması lazım kimsede. Obsesyon dediğimiz şey. Sürekli elini yıkayan anneler, sürekli çocuğu yıkayan anneler. Olmuyor. O çocuğun mikropla tanışması lazım. Bu bir daha iki. Yani bugün tanışmasa yarın okulda tanışacak. Okulda diğerleri direnç geliştirmişken bunun direnci olmayacak. Bu sefer direkt zatür olacak. Bilmem ne olacak. Evet. Bu bilgiler önemliydi hocam. Sonuçta kirlenmek, kontrollü kirlenmek diyelim, güzeldir. Ve kirlenmemize de, çocukların kirlenmesine de belli bir oranda mutlaka müsaade etmek lazımdır ki bağışıklıkları artsın. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Önemli bilgilerdi. Sevgili izleyenlerimiz, bugün alerjiyi konuştuk. Çocuklarımızdaki alerjik durumları, nelere dikkat etmemiz lazım? Çocuklarımızdaki alerjinin artık astıma dönmemesi için hangi önlemleri alabiliriz? Astımlı eğer çocuğumuz varsa hayatını nasıl düzene sokabiliriz? Çocuklarımızdaki alerjiye yatkınlık durumlarında onların gerek tedavisi gerek teşhisi aşamalarındaki süreçler, hepsini çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Hayri Gözlüklügiller hocamızla konuşmuş olduk ve programımızın da sonuna geldik. İnşallah yine bir başka programımızda tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.